Koronavirüs salgını sürecinin en çok çalışanları aslında motokuryeleri oldu. Onlar yağmur çamur salgın demeden ev ve iş yerlerine servis yapmaya devam ediyorlar. İşte biz de şimdi bu yağmurlu havada bir motokuryemizin servis macerasını gözlemleyeceğiz. Pandemi sürecinin başlamasıyla motosikletli kuryelerin işleri iki kat arttı. Mesai saatlerimiz daha da fazlalaşmaya başladı. Pandemi sürecinde daha fazla mesai yaparak daha fazla yoruluyoruz ve daha fazla kaza yapma oranlarımız yüksek oluyor. Pandemi sürecinden bu yana ortalama geçen yıldan başlayan pandemi sürecinden 162 tane kurye arkadaşımızı kaybettik. Yoğunluktan dolayı, kazalardan dolayı, müşterilerin acele istemeleri, siparişleri. Bunların en büyük sebeplerinden bir tanesi oldu. Pandemi sürecinde online alışverişlerinin olması bizim için de biraz yorucu oldu. Çünkü sürekli olarak siparişlerin iki katlı olduğundan dolayı bizi de bir yorgunluk hissettiriyor. Mesela sosyal bugün faaliyetlerimizin hiç olmaması da bunun yanında bir çabası oldu bizim. Bugün ortalama kişi başı 40 küsür paket var. Toplamda zaten 5 alışan var. Bu da tabii daha yoğunluk. Bir de bu işin gecesi var. Gece şartları daha ağır olduğu için yağmur, soğuk ve kastan dolayı indirdiğimiz zaman hiçbir şey göremiyoruz. O bizim için daha zor oluyor. Nasıl kaldırıyor paketi bu yorgunluğu? Kaldırıyor mecburiyetten, geçim sıkıntısı. Başka bir mesleğimiz yok. Mesleğimi mecburen seviyorum. Normalde yapılmaması gereken bir meslek ama mecburiyetten yapıyoruz. Yapacak başka bir çaremiz de yok. Peki. Pandemi sürecinin başlamasıyla motosiklet kuryelerin bir yönden değeri arttı ama bir yönden hala bilinçsiz tüketiciler tarafından motosiklet kuryelerin hiçbir değeri kalmıyor. Çünkü yağmurlu olsa, havada soğuk da olsa müşterinin kapısına gittiği zaman siparişim neden geç kaldı dediğinde şöyle ellerimizi kollarımızı kaldırıyoruz. Hani yağmur mu yağıyor demeleri bizi çok üzüyor. Erken getirin, geç kalmayın, iptal ederim. İptal ederim demesiyle bir kurye arkadaşımızı da kaybettik. Bunu da geçenlere duymuşuzdur. Herkes de bunu duydu. Siparişim erken gelsin yoksa iptal ederim. Siparişi erken gidemedi. Arkadaşımızı kaybettik. Kaza yaptı. Ücretlerde ortalama olarak kişi başı bir motosiklet kuryenin 14 saat 15 saat çalışarak aldığı para 150 TL sadece. Yani virüse kapılıp da bize bilgi verenler de var. Örneğin online olarak ödeme yapmış. Kapıya siparişi bırakın işte virüs hastalığı yaşıyorum, siz de bulaşmasın diyenler var ama bunu siparişi aldıktan sonra kapıdayken virüs diyeyim biraz uzakta durur musun diyenler de var. Yani tedbirsiz şekilde çıkanlar var, maske takmadan çıkanlar var. Bunlar tabii bizi zor duruma sokuyor. Evet tabii korkuyoruz yani, bizim de sonuçta çocuklarımız var. Biz de aile geçindiriyoruz. Hani bize bulaşsa bizim ailemize, iş ortamımıza, arkadaşlarımıza, herkese bu bulaşacaktır yani. Paketçilere daha önceden değer verilmiyordu. Şu zamandan sonra pandemi sürecinden dolayı hani başka iş yerlere kapalı olduğu için kuryelerin şeyi ön plana çıktı. Değeri ön plana çıktı. Biraz da muhtaç gibi oldular. Biz bu durumda memnunuz. Kuryelerin ne kadar değerli olduğunu anlamış oldular. Çünkü hani müşterinin şeyi hani telefon kapanıktan bir dakika sonra siparişin elinde olmasını istiyor. Geldik siparişe, şimdi asansörde çıkıyoruz. Bayağı da ıslandınız. Evet, aynen. Bayağı bir yağmur vardı. Zorlandık gelirken, trafikte yoğundu biraz. Kaç dakika oldu? Biraz geç kaldık ama müşteri anlayışla karışacak durumda. Bakalım tepki gösterecek mi sizce? Bir bakalım. Siparişiniz mi bakalım? Evet, biz de. Yağmur yağıyor, pandemi sürecinde motokuryeler çalışıyor. Siparişiniz yeterli vakitte geldi mi?
Azıcık geç kaldı ama bu süreçte çok da hak veriyorum ister istemez. Gelen kişi de zaten gördüğünüz gibi çok zor şartlarda çalışıyor. Üstü de ıslanmış, mahvolmuş, yani hava durumu da bayağı kötü. O yüzden yine çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar. O 5 dakika 10 dakika onun lafı bile olmaz yani. Anlayış lazım bu süreçte. Birbirimize destek olmamız gerekiyor. Pandemi sürecindeyiz sonuçta. Herkes sonuçta işini yapmaya çalışıyor bu süreçte. Onlara da hak veriyorum. Yani evimizin önüne kadar geliyorlar bu koronada. Canlarını tehlikeye atıyorlar evlerine. Ekmek götürebilmek için. O yüzden ne desem gerçekten az. O yüzden teşekkür ediyorum dediğim gibi her şey için. Al bakalım.